Nasıl anlatsam, nereden başlasam? Bodrum, 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 duygu, biraz duygu. Bütün isteğim buydu, biraz deniz. Merhabalar sevgili Hayat Televizyonu izleyicileri, yeni bir Çepeçevre Yaşam programıyla birlikteyiz. Bodrum'dayız. Arkamda gördüğünüz şenlik, dün alınan bir mahkeme kararının kutlaması. Mahkeme kararı neyle ilgiliydi? Bu bölgelerde hemen Bodrum'un tepelerinde yapılmak istenen rüzgar enerji santrallerine karşı yöre halkının açtığı davalardan alınan olumlu bir mahkeme kararıydı. Mahkeme bu bölgede doğal sit alanının içerisinde yapılmak istenen rüzgar enerji santrallerinin yürütmesini durdurdu ve gördüğünüz gibi köylüler de develeriyle, yöresel giysileriyle gelip bu mahkeme kararını kutluyorlar. Bugünkü programımız Bodrum'da yapacağız. Bodrum'da yapılmak istenen rüzgar enerji santrallerine karşı verilen mücadeleyi ekran altında taşımaya çalışacağız. Sizin oraya yakın mı bu rüzgar santralleri? Hayır, bilmiyorum. Biz ben buraya yakın değil ama biz burada Halil Aktaş'ımızın bir bildiğimiz, bir iyi bildiğimiz bir arkadaşımız var. Bizim en sevdiğimiz bir değerler. Rüzgar güllerinin kurulmasını istemiyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz var, sağlığımızı etkiliyor diye. Restlere karşı, yani karşı değiliz ama başka yerler kurulmasını istiyoruz yani. Doğaya zarar vermesin, çoluğumuz çocuğumuzu, kuşlarımızı zarar vermesin diye böyle bir mücadeleye kalkıştık. İnşallah mücadelemiz arkasında kesin çıkarız. Hani büyüklerimiz de ilgilenir inşallah. Yani biz bunun için geldik buraya. Başka da bir sözümüz yok. Kaç kişi geldiniz? 21-22 kişimiz var. Rüzgar, evet evet, kızım da aynı. O da, evet, doğaya zarar gelmesin diye onun için de geldik zaten. Onu önden getirdik. Öyle, doğaya zarar gelmesin. Kayınvalide mi, anne mi? Kayınvalidem, ablam. Merhaba. Şöyle gelebilir misiniz? Siz Karaburun'a gelmiş miydiniz? Evet. Evet, hep geldik. Oradan hatırlıyorum. Evet, evet geldik. Ekiz Taşlıyız biz. Restlere değil. Yani biz mantıksız olan yerlerine, yani onu için uğraşıyoruz. Doğaya uğraşıyoruz. Doğamızın güzel olmasına uğraşıyoruz. Doğaya zarar vereceğini düşünüyorsunuz. Evet. Doğaya zarar vereceğini düşünüyoruz. Onun için onlara karşıyız. Başka türlü restler başka yerlere kurulsun. Kaç kişi geldiniz buraya? 20 kişi. Bunlar, bu kıyafetler böyle şenliklerde, düğünlerde mi giyiliyor? Evet, düğünlerde. Köyümüzün yöresel kıyafeti zaten. Evet. Köyümüzde de giyeriz. Her zaman giyeriz. Köylü kıyafeti galiba, evet, değil mi? Köylü, evet, kıyafeti. İkiz Taşlıyız. Evet, evet, İkiz Taşlıyız. Peki, çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür olun ederiz. Sağ olun. İçin getirdi işte. Evet. Birer tane hatıra alın yani kızımdan. Değil mi kızım? Zengin kızım. Peki sizler ne diyorsunuz bu rüzgar santralleri için? Karşıya şey diyoruz, böyle geldi, şey, karşıyız, evet. Doğa zararlı bir şey, karşıyız. Köyünüz ormanlık mı? Nasıl? Evet, ormanlık. Annen o kadar gelmiş ki. Biz restlere karşı değiliz. Evet. Kurulmasına, yanlış yere kurulmasına karşı. Yanlış yere kurulmasına karşı. Evet, yanlış yere kurulmasına karşı. Anladım. Her şey zararlı.
sağlığımız bile zararlı. Televizyonla diyor ya. Oğlum ben şeyim. Yani her şeyi kendimizi mi korumak için bu. Yani vatandaşı bütün millete zarar gelmesin ne olursa olsun. İsmi de söyleyin. Hatice Dudu Uysal. İkiniz de Hatice misin? Hayır. Benim kızım bu. Annem bu ben. Kızınız. Evet. Çocuğum benim kızım. Evet benim. Benim de kızım bu. Öyle ben Emre. Kardeş gibi duruyorsun. Evet ben kızım. İkisi de kızım bu. Buyurun. Ben Hanife Toksöz. Hanife Toksöz. Evet. Hülya Hatice'm. Siz ne diyorsunuz peki? Kresten ilgili? Evet. Niye karşısınız biliyor musunuz? Yani ne gibi zararları varmış? Zarar ya. Zeytin ağaçlarımız kuruyor, evet. Kuşlarımız ölüyor, insanlarımız ölüyor. Her şey için karşıyız. Evet. Şu an orada bir şey yok ama böyle olacağını düşünüyorsunuz. Aynen. Var zeytin çok mu o bölgede? Kuruyor. İşte var. Var. Dağımız taşımız zeytin. Olan yeri var gülüm, olmayan yeri var. Dağımız taşımız zeytin bütün. Zeytinliğiyle oluyor zaten. Onun için bizim oraya koydu daha böyle şeye. Onu da karşıyız biz uzak, pervaneye. Zarar olacağını düşünüyorsunuz ondan karşısınız. Bizim çok zararı var. Şöyle gelelim sizinle konuştuk. Evet. Hemen böyle el ürünü şeyleri de açtınız. Bunları pazarlarda satıyor musunuz evet, sizde? Evet. Evet. Ne kadar mesela bu bebekler? Bebekler ne kadar? 15 lira. 10 lira 25 lira. Evet. Onlar 15 lira. Neyle yapıyorsunuz bunları? Yani içinde ne var onun? Kalbini çiziyoruz. Sonra dikiyoruz, çeviriyoruz. Sonradan pamuk dolduruyoruz. Evet. Sonradan böyle kıyafetini dikiyoruz. Bunlar da patikler. Evet. Bunlara ne kadar veriyorsunuz? 15, 20 var. Ne kadar da çıkarıyorsunuz bir patiği? Kaç günde? Vallahi gözde. Biz işe Zeytinhanelere gittiğimiz için iki gün diye ilk akşam yapıyoruz işte. Evet. Bak bu bebeğe sabah başlayıp da akşama kadar zor bitiririz. Bitiremeyiz. Evet iki günde bitiririz buna. Bunu bugün de yaparız. Bunu yapamayız ama. Bunun kıyafetinin dikmesi çok zor bir şey. Peki Bodrum pazarına mı getiriyorsunuz? Festivaller çağırıyorlar. Festivaller. Evet ben onlar gidiyorum. Ben gelsin, otura gelsin. Teşekkür ederiz. Hadi kolay gelsin sizlere. Bodrum Yörü Babası halk oyuncusuyum. Halk oyuncusuyuz. Kıyafetler. Mehmet Ali Tiriç ismi. Oynuyorsunuz aynı zamanda Mehmet aynı Ali. Aynı zamanda oynuyoruz. Hı-hı. Müzisyenim aynı zamanda. Peki. Ne çalıyorsunuz? Bağlama? Cümbüş. Cümbüş çalıyorsunuz. Cümbüş çalıyorum. Var mı besteler falan? Besteler yöresel oyunlarımız. O yöresel oyunlarımızın o türkülerini. Türkülerini çalıyoruz. Bu halk oyunları ekibimiz var. Hı hı. Artık onları daha sonraki şenliklerde buraya getireceğiz. Peki biz buraya bu restlerle ilgili program çekmeye geldik. Sizler evet. Ne diyorsunuz bu diyara rest yapmak için? Şimdi Bodrum ormanları zaten çok az. Şimdi burada o Bodrum ormanlarının o restlerin okulması Bodrum'un o düzenini bozar. Evet. Çirkin bir o görüntü oluşturur. Turizmi olumsuz olarak etkiler. Yani daha sonra yani restlerin olması o Bodrum için çok acındırıcı bir durumdur. Restler olsun olmasın değil ama Bodrum'da değil. Karaburunlar da aynı şey diyor. Diyor ki ya hatta Çeşmeliler de ya rese karşı değiliz ama burada olmasın. Şimdi burada olmasın. Çeşme'de olmasın. Ya mesela Çin'e Madran Dağı'nda 1700 metredeki o yayladaki insanlar da istemiyorlar burası. Evet. Yani aslında biraz yeriyle ilgili değil de sanki o rüzgar santrallerinin geneline karşı bir algı var. Çünkü bunun zararlı olduğunu söyleniyor. Sesten evet. Kuşlara zararlı, insanlara zararlı olduğu söyleniyor. Ya bu konuda Bodrum'un görüntüsü değişmemeli. Olursa olsun bu aklık da var. Biz gördüğümüz zaman çok çirkin bir görüntü. Ben onun için diyorum Bodrum'a restler olmasın. Yani son sözüm bu. Peki. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bodrum'daki çekimlerimize devam ediyoruz. Evet hemen yanımızda konuklarımız var. Rese değil kurulduğu alana karşıyız diyorlar. Ben Hayrullah Kayacan. Bodrumluyum. Evet. Geriş'te doğdum. Geriş'te büyüyorum. Turizmle uğraşıyorum.
Neredeyse Bodrum halkının %80'i zaten turizmle uğraşıyor. Sizin o bölgeye kurulacak evet. Rester bildiğim rester kadarıyla. Bölge inşallah kurulmayacak. Evet. Plan öyle en azından. Evet, plan öyle. Peki diyorsunuz ki kurulduğu yere karşı, rese karşı değiliz. Bunu biraz açar mısınız? Ne demek? Vallahi yaşam alanlarına yakın bir yerlere kurulmasını istemiyoruz. Bu yani bizim değil, herhangi bir halkın da eğer yaşadığı alana tecavüz varsa bence kurulmamalı. Çünkü enerji her şey demek değil. Önemli olan insan sağlığı ve insan hayatı ise yani res o zaman burada resin çok masum bir enerji kaynağı olmadığı ortaya çıkıyor. Ya Bodrum olarak düşünürsek Bodrum Yarımadası turizmle geçinen bir bölge. Ve Bodrum Yarımadası'nı şöyle ben size örnek vereyim. Şimdi Turizm Bakanlığı burayı turizm alanı ilan ediyor. Çevre Bakanlığı doğal alanı koruma ve çevre alanı ilan ediyor ki o kurulacak olan bölgeye 4000 tane keklik saldı. Yani aslında doğayı korumak amaçlı. Enerji Bakanlığı da enerji üretmeye çalışıyor. Çelişkiye bak. Yani 3 tane bakanlık bizden her şeyi istiyor. Turizmi devam ettireceğiz. Enerjiyi üreteceğiz. Ondan sonra doğayı da koruyacağız. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Bir inek düşünün. Diyor ki hem etinden yararlanacağız, hem sütünden hem de gübresinden. Peki bu imkansız bir şey. Yani biz buna karşıyız. Ya turizm bölgesiysek biz ve gelirimizin ya Türkiye'de de dünyada da bir markaysak bu böyle devam etsin. Peki o kurulmak istenen bölgeyi tarif eder misiniz biraz? Yani ne var orada? Makilik mi, zeytinlik mi, köye yakın mı? Köye yakın, birinci derece doğal sit alanları var, arkeolojik sit alanları var. Biz daha önce oraları ağaç dikemiyorduk. Yani devletten izin almamız gerekiyor. Sit alanı olduğu için. Sit alanı olduğu için. Orada yapılaşma zaten mümkün değildi. Şimdi işte bunların da bu projeyi savunanların da bir şeyi var. Öngörüsü. Eğer bunlar buraya dikilmezse oraya deniliyor konut yapılsın. Ya biz istiyoruz ki hiçbir şey yapılmasın. Gelin onun için birlikte savaşalım. Yani konut yapılmasın. 20 sene sonra ya da 10 sene sonra oraya konut da yapılmasın. Doğal sit alanı olarak kalsın. Bunun için savaşalım. Bunun için birlikte olalım. Ama şimdi öngörüyle biz bunlar dikilmezse oraya konut yapılır diye bir şey yok. Yani geleceği kim görebiliyor ki? Asıl bunlar dikilirse imar delinmiş olacak. Oradaki yapılaşma bozulacak. O yüzden de her şeyi yapabilirler. Biz iki hafta önce Çeşme'deydik. Aynı sizin dediğiniz gibi. Çeşmenin hemen yakınlarına tepelere de böyle restler kurulmuş. Ve Çeşmelilerin düşüncesi de sizinkini doğruluyor. Diyorlar ki yani burada bu imar durumu orası da sit. Delindikten sonra yarın bir gün buraya rezidanslar yapılabilir. Başka yapılar olabilir. Ya tabii ki sonuçta olabilir. Her şey rant için. Bize hatta ilk başlangıçta rantçı dediler, marjinal grup dediler. Ya bizim tek amacımız var sadece Bodrum'u yaşadığımız alana sahip çıkmak. Biz rantçı da değiliz, onu hiç bilmem zaten. Marjinal de değiliz, olmadık. Biz sadece Bodrumluyuz. Bodrum'u seviyoruz, Bodrum sevdalısıyız ve Bodrum'un turizm bölgesi olarak kalmasını istiyoruz. Enerji tabii ki gerekli. Ama dediğim gibi yani bir yerden de her şey elde edilmez. Ya ineği ya kesersin etinden faydalanırsın ya da kesmezsin sütünden ve gübresinden yararlanmaya devam edersin. Geriş köylüyüm. Gerişlisin evet. Halil Kaptan'ım aynı zamanda. Halil Kaptan mı diyorlar size? Evet. Bize bunlar geçen sene aynı aylarda bizim haberimiz olmadan bir kahvede toplantı yapıp halkı biz buraya resi yapacağız ve paydaş olarak halkından sahte olarak imza atmışlar. Ortak olarak göstermişler. Ve biz bunlara itiraz ettik. Ve buraya ondan sonra bu devreye girdik. Ve buranın yeri değil resimde halkı bilinçlendirmeye başladık. Ve arkasından şimdi yine bizim haberimiz olmadan tarladan geçip buraya çalışmaya başlıyor. Bizim hiç haberimiz yok. Size sormuyorlar. Sormadıkları hiç gibi sormuyor. Haber dahi vermiyorlar. Arazilerinde çalışıyorlar. Evet. Hayır. Onların yani yapmak istediği ve bizi yani oradan kovarcasına ve bugün benim zeytin bahçem kullanılamaz hale geldi. Taşlar üzerine. Biz altından zeytin toplayamıyoruz çoluk çocuk. Bu firmalar diyor ki biz yaparız. Yani hiçbir Danıştay'ın chat raporu isterim demesine rağmen, chat raporu durdurmasına rağmen geldiler bunlar çalışmaya devam ediyorlar. Bunların gözü para hırsı almış. Şimdi 13 tane dermen için 14.800 dönüm yeri kamalaştırma sahasına kapsıyorlar. Bunların için hiç dermen, elektrik hiçbir önemi yok.
Sadece burada 13 değirmende ürettikleri elektrik Söke'de çimento fabrikasının ihtiyacını bile karşılamıyor. Bunun hesabı kitabı var. Bunları, bu dağları, güzelim dağlarımızı paylaşıp rant haline getirip, tabi bunları zaten dolarcı. Dolarcı bunlar. Buradan bizim tarlalardan paralarını kazanıp ve bizi mezarlığımıza kadar kamulaştırma sahası içerisine almışlar. Bugün benim tarlaya giderken iki tane lavabo koymuşlar. İnşaat sahası girilmez. Ya ben tarlama haberim yok. Benim tarlamamın giremeyeceğim. Babadan kalma tarlamamın giremeyeceğim. Yarın da mezarlığımıza dikecekler. Burası mezarlık. Siz buraya gömemeyeceksiniz. Arkasından gelecek olan ne? Bu. Biz git gördük o Çeşme Karaburun'daki halkın şeyini. Şimdi daha geçenlerde Anlar Kurulu'ndan geldiler. Orada 2600 yıllık ölülerin yakıldığı mezar var. Bantlar çevrildiğin o bantı anında topladılar. Ve gazmaya da devam ediyorlar. Şimdi tahminen dozer görülmüyor içerisinde. Çünkü onların planı o dağları tıraşlayıp dümdüz yapıp ondan sonra bu şeyleri dikmek. Evet, teyzemizi tanıyalım hemen. Ben Geriş'te oturuyorum. İsim nedir? 50 senedir Nazlı Şanlı. Ben 50 senedir orada duruyorum. Torbamla, işimle, 50 doğumluyum. Şu yüzüme bakın, kırışıklara. Kefasını kefasını çektik. Ben şimdi emekli oldum. Yani bu rüzgar gülleneyim. Uğultusunu dinleyeceğim. Yani bir kere insan var ya. Bu turizmi öldürük de biz bu orada insaflığına nasıl sığınıyorlar? Camiye gidiyorlar. Acaba vicdanları el veriyor mu? Biz Müslümanız. Bu öldürüyoruz. Bu kadar gelir getiriyor bu bodrum. Biz insan ırkı yapmadık. Ayrımı yapmadık. Bütün vatandaşlar, herkese vatandaş bir yaşıyoruz. Bir gün bir insanımıza sensin demedik. Nereden gelirse gelsin, herkes bir insandır. Ayrım da yapmıyoruz. Bu insanlar bu arada emeği yiyor. Bu turizmi öldürdükten sonra acaba ne yapacaklar bunlar? Sizin peki yakın mı çok yakın. Kurulacak yerler? 100 metre işte 500 yok yani evimizle. Bunun ultusuna nasıl duracağız? Yetinlikleriniz falan var mı tarlanız alanınız başında? Tarlam yok oğlum. Ben kendimi rahat etmek için, ben turizmi öldürmemek için. Acaba bu turizm ölünce bu binalar ne olacak? Bunlardan vergi almıyor mu devlet? Yani bir kere düşünsün, bu turizm ölünce bu kadar işçi, insanlar emeği yiyor. Boran fabrikası yok ki, bir turizmimiz var yani. Hiç daha bulamamış lan bununla. Geriş Res davasının avukatıyım. Bugün Bodrum'da tarihi bir gün yaşanıyor. Tam bir yıl 20 günden beri devam etmekte olan davamız bugün nihayet elimizde gerekçeli kararımızla birlikte meydanlara çıktık. Onun kutlaması var bugün. Evet, ama bir hukukçu olarak şöyle düşünüyorum. Geriş'teki res şirketi bu alanlara yürütmenin gücünü kullanarak girdi. Yargıyı hiçe saydı. Çünkü bizim elimizde Danıştay Altın Dairesi'nin kararı vardı. Yürütmeyi durdurma kararı. Ve o karara rağmen uzun zamandan beri bu alanda çalışan res şirketinin bu kez Muğla'dan almış olduğumuz ÇED raporu ile ilgili yürütmeyi durdurma kararıyla durdurabildik. Hak hukuk tanımaz bir şekilde devam etmekte olan, ki Bodrum dünya turizminin cenneti olan bir yer, burada bile yürütmeyle hak hukuk tanımadan bunu yapabiliyorlarsa Anadolu'nun değişik yerlerinde neler oluyor diye düşünemiyorum. Doğrudur, bugün milattır. Bodrum'da kurulmaya çalışılan birçok res şirketi Bodrum'u res çöplüğüne döndürmekten geri atılan bir adımdır. Ben yetkililere sesleniyorum. Bodrum gerçekten bir dünya yıldızı. Zaten turizm gelir kaynaklarıyla birlikte burada epeyce geliri olan bir yer. Kurulmakta olan res şirketinin ise Bodrum'a bir faydası yok, inan yok. Elde edilecek, üretilecek olan elektrikler sadece ama sadece burada bir iki tatil köyünü, bir iki tatil, al annesi, yapabilecek durumdayken sadece 900 bin dolar gibi bir komik rakam buraya giriyor. Ama 1.4 milyar dolar turizmden gelir var. Şimdi yetkililer düşünmeli. Bunca insan turizmden geçimini sağlarken res şirketinin sadece yapacağı küçük bir kar biraz da ona kalacak. Bodrum halkına hiçbir faydası yok. Ama ortada şu var. Res şirketi 10 milyon metrekare alan üzerinde kamulaştırma yaptı. Ama 1 milyon metrekare alan üzerinde
rez şirketleri kuruldu. Geri kalan 9 milyon metrekarenin durumu nedir sorduğumuzda biz biliyoruz bu alanlar üzerinde kesinlikle turizm tesisleri kurulacak. Yani kolay elden ele geçirme, maliye hazineleri üzerine çok cüzi rakamlarla beraber ele geçirme politikasından başka bir şey değildir. Çeşme'de, Karaburun'da birçok turistik kentlerde yapılan bu türlü talan hem çevreye hem insanlığa, yaşam alanlarına hem de ekonomiye darbe vurmakta. Artık yetkililer bu konularla ilgili duyarlı davranmalı. Biz sesimizi yetkililere bir kez daha burada sizlerin aranızdan beraber duyuyoruz. Yapılması gereken en doğru şey Bodrum'daki restleri bir daha masaya yatırılmalıdır. Biz restlere karşı değiliz. Kesinlikle restlere karşı değiliz. Ama restlerin kurulduğu yere karşıyız. Yani bu tür mahkeme kararları, olumlu mahkeme kararları biliyorsunuz Çeşme'de de alındı, Karaburun'da da alındı. Hatta lisansları dahi iptal edildi EPDK'dan ama oradaki restler dönüyor. Şimdi burada da siz önemli bir karar aldınız ama şimdi bu karar buradaki şeyleri durdurmaya yetecek mi sizce? Şimdi bu ülkede hukuk var, ben bir hukukçu olarak inanıyorum ama hukuk yeterli kalmıyor. Yürütme her zaman hukukun üzerine çıkmaya çalışıyor. Bu da şu andaki iktidardakilerin yanlış uygulamaları ve hukuk tanımaz tavırlarından mahkemeler kesinlikle yürütmenin gölgesine kalıyor. Bu nedenle yürütmenin buradaki yapmış olduğu hukuka uygun olmayan tavır ve davranışların son bulmasını diliyoruz. Memleket hukuk memleketi. Biz hukuka inandığımızdan dolayı bugüne kadar burada herhangi bir nümayiş hareketi içerisine girmedik. Ama geldiğimiz duruma bakıyorum. Kesinlikle biz hem Danıştay'dan hem de Muğla İdare Mahkemesi'nden elimizde mahkeme kararı var. Artık bu saatten sonra yürütmeden alacakları kararlarda bu dağlarda rest kuracaksa pes derim. Yani artık bizim bile hukuka olan inancımızı yerle bir ederler. Fakat ben hala o inancımı korumaktayım. Peki bu karardan sonra ne yapılması gerekiyor? Şimdi biz burada basın açıklaması yaptıktan sonra halkımıza bu kararı duyurduktan sonra saat 14'te Bodrum Kaymakamlığı'na bu mahkeme kararlarının uygulanması için gideceğiz. Haliyle kaymakamlık, valilik bu konuyla ilgili rez şirketine orada dur diyecek. Dur demese görevini kötüye kullanacak. Zaten dur demese bile halk artık galeyene gelmiş durumda. Kesinlikle bir de bu ülkede halkın kendini koruma hukuku vardır. Adaletini bazen kendine sağlar. Bu meşru hakkıdır. Anayasada almış olduğu toplanma ve gösteri yürüyüş hakkıdır. Biz birazdan orada mahal yerine gideceğiz. Rez şirketi orada ise bile onlara da bu konularda mahkeme kararı olduğunu söyleyip alandan derhal terk etmesini söyleyeceğiz. Bodrum kazandı. Türkiye ve dünya kazandı. Hukuk tanımayan, Bodrum'u ve Bodrum'u yok sayan Rüzgar Şirketi ve iş birimleri kaybetti. Rüzgar Şirketi yargı kararlarını yok sayarak izinsiz şekilde geniş tepelerinin bağrını deşmeye, tarım alanlarını ve sit alanlarını yok etmeye başladı. Şu ana kadar toplam 15 ayrı mahkeme kararıyla geniş rez projesinin açıkça hukuka aykırı olduğu ve telafisi imkansız zararlara yol açacağı tespit edilmiştir. Açılan davalardan şirket lehine sonuçlanan tek bir dava bile yoktur. Yargı kararları Muğla Valiliğine bildirilmiş ve vali tarafından kararın uygulanması talimatı verilmiştir. Rüzgar Şirketi derhal gelişi terk etmelidir. Yeah.
Müzik.